Merhabalar değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programıyla bugün de karşınızdayız. Programımızda sizlerin merak ettiklerinizi ele alıyoruz, sorularınızı değerlendiriyoruz, sorunlarınıza çözüm yolları sunuyoruz. Değerli hocam, aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade ile birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Biz de iyiyiz hocam, çok teşekkür ediyoruz. Dünden kalan sorularımız da var, pek çok yeni gelen sorularımız da var. Hemen irtibat numaralarımızı hatırlatalım yeni sorular gelmesi için. Ardından da başlayalım değerlendirmeye inşallah. Değerli izleyenler, 0312 alan koduyla 295-83-33 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi ne yapmalı? @diyanet.tv bizim mail adresimiz. Bize mail de gönderebilirsiniz. Facebook sayfamız üzerinden de şimdi ne yapmalı? TRT Diyanet sayfası üzerinden de yorumlarınızı ve mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam maillerimizle başlayalım isterseniz. Tamam. Şeyda Nur Erol bize ulaşmış. 23 yaşındayım, yüksek lisans öğrencisiyim. En ufak şeyleri bile kafama takıyorum. Küçük bir şeyi bile düşüne düşüne büyütüyorum ve kendimi üzüyorum. Bu bazen bir sınav, bazen arkadaşlarımla ilgili bir sorun ya da kendimle ilgili bir konu hakkında olabiliyor. Bu düşünceler bazen öyle bir yoğunlaşıyor ki başım boynum geriliyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim demiş Şeyda Hanım. Şimdi yaş olarak aslında çok büyük değil, 23 yaş. Ama mesleki olarak yüksek lisans yaptığına göre hayatı biraz daha böyle ara vermeden yaşamış. Üniversiteyi bitirmiş hemen, belki şu an iş hayatı yok. Hı hı. Ama bu tür idealist olan veya her şeyi zamanında yapmak için gayret eden, etraftaki hiçbir sözü ya da eleştiriyi kabul etmeyen veya bir problemle karşılaştığı zaman bunu kendine mal eden bir yapıya sahip olduğu için söylenenleri ya da gelecekle ilgili kaygıları, duyduklarını, kendindeki eksileri, arkadaşlarının, çevredeki insanların söylediklerini mutlaka kendinde alıp içsel hale getiren bir yapı bu. Hmm. Bu genellikle bizim başkalarından etkilenme dediğimiz, başkalarına göre hayatı yaşama, başkalarının sözünü kendi düşüncemizin üzerinde tutma, kendimizi başkalarına göre değerlendirme ve yargılama sürecinin içinde olan bir durum. Bu da çocukluk dönemlerinde, gerekli anne babalarımız söylerler ya, bak kızım şimdi böyle yapıyorsun, komşular bir şey söyler, bak bunu yaptığın zaman ne diyecekler veya bak arkadaşın hala şunu yaptı ama sen bunu yapamadın gibi kıyaslamaya ve çevre baskısına dayalı bir yetişme şeklinin modeli bu. Hmm. Sürekli bir kontrol, sürekli olayları sanki ona yönelikmiş gibi ya da bir sorun olarak algılama durumu, ama bununla beraber başarının gelmesi kızımızın hırslı olduğunu da gösteriyor. O yüzden hiçbir hata kabul etmek istemiyor ve yorgun oluyor. Akşam eve geldiğinde ister okulla ilgili olsun, ister arkadaşlarıyla, ister yaşadığı konularla ilgili bir düşünceyi kafasında duygu katarak büyütüyor. Farz edelim ki arkadaşı ona bir yorum getirdi. O yorumun içine beni eleştirdi veya benimle ilgili kötü düşündü, bana değer vermedi, beni sevmedi, beni önemsemedi gibi duygu yüklediği için bu duygular yüklenmiş olarak kendi yüklüyor. Ondan sonra da sanki karşıdaki kişi bunu ona yaşatmış gibi onu algılayarak kendinde bu hali gerçekmiş gibi yaşıyor. Yapacağı tek nokta var. Karşıdaki kişi size ne söylerse söylesin. Acaba siz o söylediği sözün içinde ne kadar yer almalısınız? Yönelttiği eleştiri gerçekçi mi? Veya o problemin çözüm yöntemi nedir? Veya aynı anda birkaç konuyu bu kadar büyüterek hayatımızın önüne koymamız gerekir mi? Halbuki psikolojide şöyle bir noktadır. Olaylar vardır. Yaparsınız, yapamadıklarınızı ayırırsınız kenara, yaptıklarınızı adım adım gidersiniz. Ama bizler yapamadıklarımızı önümüze koyduğumuzda duvar olarak, o zaman sürekli gidip ona çarptığımız için hem o işi başaramıyoruz hem de ondan sonra kapı açılacak ki diğer işlerde bir başarımızı gösterelim. Kızımızın yapacağı tek nokta şu, yaşım henüz 23, yaptıklarım bunlar ama insanların duygu ve düşüncelerini kendimde içsel hale getirecek bir durum var mı? Başarılarım var, artılarım var. Eksilerimi A, B kişiye göre değil de kendime göre değerlendirmeliyim. Hı hı. Hedeflerimi çok yüksek koymamalıyım. İnsan ilişkilerinde gelecek problemleri evet o insanın yapısı diye değerlendirmeliyim. Yani farz edelim ki komşular dedikodu ediyorlar. Ben onları durduramam ki. Onlar niye dedikodu ediyorlar diye üzülemem de. Ama o dedikoduya fırsat vermeyecek davranışlar yaparım. Ama yine onlar bir konu bulursa onların problemi derim. Yani benim hani hep yine bir kere söylemiştim. Abdülkadir Geylani Hazretleri söylüyor ya, işte bir şey varsa birisi bir şey söyledi.
Varsa düzelt, yoksa şükret. Hmm. Yani bunu içsel hale getirdiğinde uykusu kaçar, evet. Yaptığı işlerde performans düşük olur, bir daha ben onunla görüşmeyeceğim der. Der ki hiç kimseye güvenmiyorum, artık hiç kimseyle arkadaş olmayacağım, hayatı siler. Ama genel yapısı bu yapı olmadığı için yine adım atar, 3 adım sonra merdivenden düşer gibi olur, bir daha bu merdivene çıkmayacağım der, tekrar düşer. Hmm. O yüzden olaya bu şekilde bakmak yerine olabilir insanlar söyleyecekler, eleştirecekler, yargılayacaklar. Ben ama bunların içinden hangisini seçeyim? Kendim buna ne kadar uygunum, söylenen söz bizi ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu, onu da çok net anlayabiliriz aslında. İnsanın içi buna karar verebilir. Evet, ve başkasının gözünden nasıl göründüğümüzle evet. Çok fazla ilgilenmeyip aslında kendilik algımıza daha çok önem vermemiz belki bu noktada önemli olabilir. Ama burada öyle bir şey ki, yani giyinip çıkarken bile ne diyoruz, acaba nasıl görünüyorum diyoruz. Aslında zor bir nokta. Tabii, ama burada şöyle bir şey var, fiziksel anlamda nasıl göründüğünüz de göreceli bir kavramdır ama siz aslında kendi görüntünüzün içinde ne sorduğunuzu karşıya mesaj olarak veriyorsunuz. Yani karşıdaki size çok iyi görünüyorsunuz dese de, siz kendinize göre eksik bir şey gördüyseniz onu tamamlarsınız. Sadece onay olabilir bu, ya da içinizdeki eksik olan bir şeyin tamamlanması olabilir. O yüzden de ruhsal anlamda başkasına göre kendinizi değerlendirirsek sıkıntı çok fazla. Fiziksel anlamda bu kadar olmuyor ama ruhsal anlamda, çünkü ben birini 3 boyutta eleştirebilirim. O 3 eleştiri karşıda 8 boyutlu bir çukur oluşturabilir. O yüzden de başkasına kendi halimizi sormak, anlatmak, uzman olmayanla bu noktaları konuşmak tehlikeli durum. Evet, bu da çok önemli bir uyarıydı gerçekten. Burada fiziksel bir takım sıkıntılar yaşadığından da bahsetmiş. Mesela başının, boynunun gerildiğinden bahsetmiş. Bu tür psikolojik sıkıntılar, işte ağır düşünceler, gerilimler fiziksel sağlığımıza da yansıyor değil mi hocam? Nedir bu konudaki gözlemleriniz? O kadar çok etkiler ki, başım ağrıyor dersiniz. Zaten depresyonun belirtilerine baktığınız ilk önce size baş ağrısı, sabah kalkınca yorgunluk hali, işte isteksizlik diye bir belirti ortaya çıkar. Çünkü yorulan şey beyniniz. Hücreler yoruluyor. Evet. Düşünüyorsunuz. Yani orada sinir sistemini geriyorsunuz veya o sinir sistemine bağlı kaslar gerilmeye başlıyor. Boynunuz ağrıyor, başınız ağrıyor. Nasıl ki heyecanlandığınızda karnınız ağrıyorsa, gerildiğinizde de başınıza, boynunuza ağrılar ortaya çıkıyor. Düşünce insanı yoran bir şeydir. Hani derler ya eskiler, işte duvarın hep insanı dert çökertir diye. Eğer düşünceyi dert ediniyorsanız, başkalarının söylediği sözler size dert haline, düşünce haline, ama nasıl bir düşünce? Sorun düşüncesi haline geliyorsa, çözüm düşüncesi değil. O zaman siz onunla alıp eve geldiğinizde, yatağa girdiğinizde, yatağa tek başınıza değil, beyninizdeki birçok gün içinde kaç kişiyle iletişim kurduysanız, onlardan gelen bütün kirleri, sıkıntıları alıp yatağa giriyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? Gece dinlenmesi gereken beyin sürekli hareket halinde olduğu için dinlenmiyor. Ondan sonra da ağrılar başlıyor. Bu ağrıları rahatlatabilmek için masaj olabilir, çaylar olabilir, yürüyüşler olabilir, ama asıl nokta düşüncelerimizi, bu çok önemli, düşüncelerimizi, rahatsız eden düşüncelerimizi özellikle ona duygu yüklemeden önce sesli olarak, hayır ya bu kim ne derse desin, ben kendimi bu şekilde olduğuna inanmıyorum. Farz edelim ki bizimde yanlış bir şey de olabilir ama henüz bunu değiştirmeye hazır değilsen, başkasının sözünden dolayı o sıkıntıyı çekmekte çok da lüzumlu bir şey değil. Evet hocam, tam da bununla bağlantılı olarak bir sorumuz var. Facebook'tan bize Sudem Korkut ulaşmış ve uzun süredir bitkinlik ve yorgunluk var. Ev hanımıyım, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne yapmalıyım diyor. Mutsuz biri. Yani burada mutluluk yok. Ve fiziksele yok. De yansımış tabii, o yorgunluk, tabii. Bitkinlik ya hali. Ya şimdi bir çay hazırlamak, bir kahvaltı hazırlamak aslında keyifli bir şeyken, siz eğer kahvaltıyı hazırladığınızda, o yemeği yediğinizde, çayı içtiğinizde kafanızda mutsuzluk varsa, onlar size 3 kat, 4 kat zor gelmeye başlar. Hanımefendi mutsuz. Bakacak, niye mutsuz? Eşi ilgilenmiyor acaba ondan mı? Acaba kendisini yeterli hissedeceği yeterlilikler, işe yarama duygusu yok mu? Hani mesleki yeterlilikler, para problemi mi var? Evet. Acaba etrafındaki arkadaşları artık onunla ilgilenmiyorlar mı? Herkes kendi dünyasında mı? Bu tür mutsuzluk beklenti demektir. Bekliyorum ki biri beni arasın. Bekliyorum ki biri beni mutlu etsin. Bekliyorum ki biri bana, aha sende bir hal var, neden bu kadar bitkinsin deyip
bir çözüm üretsin. Aslında hanımefendi bir beklenti içinde olduğunu da bilmiyor. Bilse bunu çözer. O yüzden de vücudumuza bitkinlik, yorgunluk ama fiziksel kökeni olmayan, bir hastalığa dayanmayan bir durum var. Baktık kenarında bir nokta yok, hemen düşünmemiz lazım. İki gün önce biz kiminle konuştuk da ondan bize mutsuzluk geldi. Üç gün önce acaba bir yere çıktık da istediğimiz bir şeyi alamadık mı? Veya birine çok fazla emek harcadık da karşılıksız mı kaldı? Veya eşimizden bir ilgi sevgi bekledik de acaba vermedi mi? Gibi düşünmeli, sonra düşünmeli. Acaba bunlar beni gerçekten doyuracak ve mutlu edecek şeyler mi? Yani bir arkadaşın size selam vermesi çok mu önemli? Bu kadar mı biz kendi üzerimize koymamız gerekiyor? Veya işte bir kayınvalidinizden gelen söz sizi bu kadar mı tedirgin ediyor? Veya ne bileyim eşinizin işte canım nasılsın sözü sizi bu kadar mı mutlu etmeli? Yani bu kadar sözlerin üzerinde hayatımızı oturtmamalıyız. Ama tabii ki ilişkilerde kırıcı noktalar vardır. İlişkilerde hassas noktalar var. Bu ayrı bir nokta. Ama bu tür problem yaşayanlar birçok insanın size yönelik eleştirisi değil, İlgi boyutundaki, sözsel noktasındaki ilgisizliği veya o hoş sözleri kullanmaması da bitkinliğe neden olur. Hmm. Halbuki kalksa dese ki... Yani gönül yorgunluğu mu tabii hocam? Gönül yorgun. Dese ki yani elhamdülillah neşim var, gücüm var, bunu yapıyorum. Hiçbir şeyim yok. Acaba ben ne işe yarıyorum sabah, neler yapabilirim? Bir de ev hanımları bir şey yapmadıklarını düşünüyorlar. Yani sanki dışarıda çalışıp para kazanmak gibi. Halbuki düzenli bir ev hanımı, çocuklarını planlayan, eşinin hayatını planlayan, misafir ilişkilerini planlayan, günlük kendi eğitimini de, yani çocukları, eşiyle ilgilenmek, manevi hayat, sosyal hayatı planlayan bir ev hanımı dışarıda çalışan nice hanımlardan daha kıymetli işe yarayan evet, bir duygudur. Ve dolu dolu aslında geçiriyor. Tabii o kadar çok insan eğitiyorsunuz. Yani doğru. Öğretmen okulda 40 kişiyi eğitiyor, eve gelip iki çocuğuyla ilgilenemiyor. Ama anneyseniz siz evde düşünün ki bir kahvaltı hazırlıyorsunuz, bir restoran görevi yani düşünün. Ya da işte bir çocuğunuzla ilgileniyorsunuz, bir kreş, bir öğretmen görevi. Misafir ağırlıyorsunuz, manevi bir görev bu. Yani bütün bunlara baktığınızda kendi yaptığınız işi küçümserseniz siz o işi sevmediğiniz için ya da toplum değer vermediği için değil, kendiniz o noktada kendinizi mutsuz hissettiğiniz için bunu yapıyorsunuz. Halbuki o yaptığınız iş ne olursa olsun bir mutluluktur. Elhamdülillah. Çok şükür burada konuşuyoruz. Çok şükür şu işi yapabiliyorum. Çok şükür araba kullanabiliyorum. Alışverişe gidebiliyorum. Yemek yapabiliyorum. Hani dün bir hanımefendi 20 yaşında kızını gönderiyordu ya Cezayir'e. Evet. Hanımefendi hani ne dedik? Elhamdülillah. Bir kızım var ki evlendirebiliyorum. Elhamdülillah. Yani bu boyutta baktığınızda bu şey değil. Teselli değil. O var olan gerçek bizi mutlu edecek şeyleri görmektir. Evet, hele bunu, de şu şartlarda tabii, aslında tabii, çok önemli. Şekilde ülkelerini terk edip giderken çok mutlu bir hadiseyle bir yuva kurmak için aslında bir gidiş tabii var. Yani ama onları görmüyorsunuz. Hı-hı. Çünkü onlara göre farz edelim ki dünkü hanımefendiye göre Ankara'da kendi yanında kızını evlendirmek daha büyük bir mutluluk gibi geliyor o noktada. Hı-hı. Halbuki birçok mutluluğu bize sunulan imkanları lütuf olarak görsek buna şükür diyoruz. O zaman biz olmayanlarla mücadele etme gücünü de kendimizde buluruz. İnşallah hocam. Hemen hattımızdaki izleyicimize dönelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler efendim. Hemen alalım sorunuzu, buyurunuz. Hocamıza bir sorum olacaktı. Hocama da hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Bir yakınım kendini esrar, eroin gibi kötü maddelere alıştırmış. Bundan nasıl kurtarabiliriz? Ne gibi bize öneriler olur? Madde bağımlılığı var. Kaç yaşında peki bu yakınınız? Efendim? Kaç yaşında? 19 yaşında. Kaç yıldır kullanıyor? Uyuşturucu. Yıl değil, ay olmuş hocanın. Aydır olmuş. Aydır. Peki birkaç ay. Okul, çalışma hayatı Ramazan bayramıyla oruç bayramının arasında. Işte, okul ve çalışma hayatı var mı acaba? Efendim? Okul veya çalışma hayatı? Okulu kazandırdı ve liste göndermek istemiyor. Çevre oraya gidiyor sizinle beraber. O da onlarla gidecek diye endişeler var. Okula da göndermek istemiyorlar. Yeterli midir hocam aldığımız bilgiler? Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Gerçekten ülkemizin aslında bütün dünyanın kanayan yarası. Kendisi Sivas'tan bizi arıyor hocam. Hemen hocamıza danışalım. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da gündemimize getirdiğiniz için kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet hocam, madde bağımlılığı çok yaygınlaşmaya başladı. Son şeyi anladığım kadarıyla okula göndermiyorum gibi bir şey mi söyledi? Evet, o tarz bir şey var. 19 yaşında. Son 2-3 şimdi Ankara'da, aydır. Ankara'da olunca görmek isterdim. Aslında bir şekilde bu çok önemli. Biraz tedavi gerektiren bir durum. Tabii diğer bu devlet kurumda da tedaviye gittikleri zaman orada çocukların ismi cismi kayda geçtiği için tedirgin oluyorlar. Fazla göndermek de istemiyorlar.
Ankara'da olsaydı görmek isterdim. Aslında bir mail adresimi verebilirsek beyefendi benimle iletişime geçsin. Hı hı. En azından çocuğa yönlendirme yapalım. Uzaktan da olsa onu yapabiliriz. Ama peki, şu önemli burada. Hı hı. Benim şu an aynı anda 3 tane kokain kullanan delikanlılarla terapi yapıyorum onlarda. Nokta şu. Bir iten nedene bakıyoruz. En önemli nokta. Neden böyle bir şey başladı? Bakıyorsunuz ki bir meraktan başlıyor olabilir ama niye böyle bir şey merak ediyor? Yani insan yanlış bir şey merak etmez. O zaman ne oluyor? Yanlış şeyi merak dediğiniz bu çocuk huy olarak yanlış şeylere meyledebilecek bir yetişme şekli içinde. İkincisi evde genellikle baba baskılarından kaynaklanıyor erkek çocuk olduğu zaman. Yani kendini güçsüz hissetme veya tepki gösterme adına, cezalandırma adına kullanılıyor. Şimdi beyefendinin yapacağı ilk iş şu. Oğlunun olayı bir kullandığı için, bu bir bağımlılık oluşturan bir madde de olduğu için vücut bunu talep edecektir. Yani söz vermekle, bak oğlum söz ver, bir daha böyle bir şey yapma, yemin et dedik de çocuk iki gün sonra bu yemini bozacaktır. Bir kere böyle bir yeminden ve söz vermekten vazgeçsin. Hı hı. Ama işleri neyse beyefendinin izin alacak en az 3 aylık bir süre içinde bu oğluyla beraber vakit geçirecek. Yani bırakmayacak yalnız. Gidecekleri yere beraber gidecekler, gelecekleri yere beraber gidecekler. Akşam eve geldiği zaman onu oyalayacak. Belki bir film izleme olabilir, belki bir dışarı olabilir, spor faaliyeti olabilir, onlara yönlendirecek. Ama asla kendi üzüntülerini anne baba olarak veya kendi kızgınlıklarını ona yansıtmayacaklar. Yan yana duracaklar, karşıda durmayacaklar. Diyecekler ki evet bu yanlış bir şey. Başladın sen, bunu fark ettik, bunu beraber düzelteceğiz. Sen ne yaparsan yap, biz seni ona bırakmayacağız. Yani maddeyle düşman olacaklar, çocukla düşman olmayacaklar. Evet. O zaman da çocuk anne babayla savaşmak yerine maddeyle savaşacak. Çocuk da 3 kişi beraber savaşırsa maddeyle güçlü olacak o noktada. Hı-hı. Ben genellikle bu çocukların çok inançlı olduğunu görüyorum. Yani hem Allah inançları çok yüksek kullanan çocukları, hem de vatana bağlılıkları çok yüksek. Emin olun ufacık bir sözde bile, mesela diyorum ki bu ticareti yapan kişi aslında sizin ülkenizi tehdit eden bir durum ve siz bunu destekliyorsunuz dediğinizde bile içlerinde bir duygu kabarmaya başlıyor. Bunlar genellikle böyle kendilerini ifade edemeyen çocuklar, spor başta olmak üzere. Mutlaka anne babanın onunla, babanın annenle ilgilenmesi, ona evde madde kullandığından dolayı değil, neyse eksik o değeri daha çok vermek. Ama çocuklarda da şöyle bir şey olabilir, 19 yaşında olmaz ama yani bak ben bunları korkuttum, benim her dediğimi yapıyorlar, her istediğim oluyorlar, o zaman bir şey olunca ben bunları korkutayım dememesi için de anne baba eksik olanı tamamlaması gerekiyor. Yani bak bu zamana kadar ben çocuğumla ilgilenmedim, bu problem çıktı. Demek ki ilgilenseydim bu olmazdı. Oğlum hakkını helal et, biz sana şu noktada yanlış yaptık, farkına varamadık. O yüzden bunu telafi ediyoruz. Yani fazlaya gitmek değil. Bu sefer de bunu kullanmaya götürebilir. Bir koz gibi de vermemek. Tabii onu da kullanabilir. O yüzden bu çok ciddi. Ben aslında şu an son basında devlet olarak çok ciddi bir çalışmalara başladılar. Emin olun ben bunun sıkıntısını arka planda çok anlatıyordum. O kadar çok madde kullanan var ki, hatta bana gelip esrar kullanan gençler, okul öğrenciler bunlar. Ben birçok okulların isim isim biliyorum hangi okulda olduğunu. Evlatlarını böyle güvenerek teslim ettikleri okullar bunların çoğu. Okul sunmuyor bunu. Yani okula giden çocuklar bile kullanıyorlar. Onlar genellikle bu madde kullanan çocuklar, hocam ne var ne zararı olacak işte sigara gibi diye es geçebiliyorlar bu noktayı. Diğer şey eroin ve kokain olmadığı sürece, ama esrardan da eroin ve kokaine gidiliyor arkasından da, sıkıntılı bir durum. Onun için lütfen anneler okul başarısından dolayı ya da işte bir ne bileyim arkadaş ilişkilerinden dolayı İslami hassasiyetlerimizin zeminini oluşturmadan, çocuktan bir okula göndermeden sanki bir matematik işte ne bileyim türevleri çözmek becerisini, bilgisini beklemiyorsak, onun gibi birdenbire İslami terbiyeyi vermediniz, aman işte namaz kılsın, ibadet etsin, başını örtsün, aman şöyle giymesin, ona gitmesin gibi o terbiye, eğitim verilmeden beklentilerin baskı boyutunda sergilenmesi çocuklara bu noktada anne babaya düşmanlık, anne babaya düşman olan da dışarıda dost oluyor. Ben hep şunu söylüyorum, bizler evde çocuklarımıza acı olarak sunuyoruz. Bardakların içine zehir koyuyoruz. Dışarıdakiler de zehri tatlı olarak sunuyor onlara. O yüzden dilimiz
duygusal şiddet, sözel şiddet, fiziksel şiddet olmayacak, olmayacak, olmayacak. Yani eleştirme, yargılama, suçlama olmayacak. Bir insan bilimsel eğitime sahipse de bu yok. İnançlıysa da, çünkü Allah'ın kuralında eleştirmek, yargılamak, suçlamak yok. Yani bir Müslüman başka bir Müslümanı suçlayamaz, eleştiremez, yargılamaz. Yani Allah inancına ters düşen bir şey yapsa da hakkı yok. Çünkü o Allah'a yapılmıştır, kula yapılmamıştır o noktada. O yüzden de hem inancımız hem bilimsel yapımız bu davranışı reddediyor. Sonra anne baba kendi duygusunu ön plana çıkaramaz, beni üzüyorsun diyemez. Çünkü o çocuk ya bizim yanlış eğitimimizden veya o çocuk yapı olarak üzmek için değil, fıtraten bu işi yapıyor olabilir. Bunu bir suçluk olarak algıladığı zaman ben zaten onu üzüyorum, gideyim bunun daha berbatını yapayım diyebilir. Aldığı bir puandan dolayı eve gelmekten korkan, tabii ki bunlar yanlış. Biz bunları onaylamıyoruz. Ama yöntemimiz bunları o tarafa itiyor. Yani bir not, bir üniversite başarısı, bir para kazanma durumu çocuklarda bu kadar fazla olmamalı. Yani bir ayakkabı istiyor çocuk farz edelim, marka istiyor. Doğru veya yanlış. Babanın imkanı var ama onu alırken 10 kere söylenerek aldığı için çocuk orada hakarete uğradığını düşündüğü için öfkeleniyor. Gidip diğer tarafta maddeyle babayı cezalandırabiliyor. Bir de bir ortam hocam gerçekten çok zor şu zamanda. Okullara bakıyoruz, okul önlerinde satışlar vesaireler hep bu. Zaten emniyet birimleri de bu konuda çok ciddi tedbirler almaya çalışıyor ve insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Hani ortam kötü. Aileler o koruyabilecek tavırları, doğru davranışları, doğru yaklaşımları sergilemezse aslında çocukları böyle tepsiyle sunmuş oluyorlar belki de art niyetli insanlara. O yüzden elbette bu tür oluşumların önüne geçmek için zaten yetkililer yeterince savaş veriyorlar, daha da verilecek. Ama bu taraftan ailelere de çok büyük görevler düşüyor çocukları itmemek tabii adına. Tabii şimdi insan yetiştirmedeki noktada ülke mutlaka devlet politikası koruyucu önlem almalı. Hı hı. Bu net bir durum. Tabii. Yani beni hastalıklardan koruması için suyumdan, içeceğime, yiyeceklerimin kontrolüne kadar hepsini yapmalı. Ama ben kendimi korumazsam kimse koruyamaz. Evet. Yani burada ben kendimde koruma duygusu oluşturmam lazım. Şimdi anne babalar çocuklarına yaptıkları bu davranış sistemlerinin, beklentilerinin, onlarla konuşmanın çocuklara bu şekilde gençlere zarar verdiğini düşünmüyorlar. Farkında değiller. Olsa yapar mı? Yapmıyor bu noktayı. Ne zamanki bir problemle karşılaşıyor. Çünkü benim terapilerimde çok nadirdir. Hocam işte 15 yaşında bir genç sahibiyim. Acaba nasıl bir iletişim kurmalıyım diye gelen çok az. Ama 15 yaşında bir çocuğum var. Bana itiraz ediyor. Sözümü dinlemiyor. İşte saçını uzattı, küpe taktı, bilmem ne yap, ne yapayım diye madde geliyor. Anladın mı? Yani sorunla geliyor varır bana. Doğru. Çünkü bu soruna yol açacak diye düşünmüyor. Çünkü kendi geçmişine bakıyor. Ondan sonra yetişme şekline bakıyor. Çocuğun neyse eksik, her şeyini verdim diyor. Halbuki en tehlikeli noktayı konuşuyoruz. Her şeyini verdiğimiz için bu oluyor. Bir basit ama önemli bir nokta. Bir tanıdığımın bebeği 3 yaşındaki kızı kreşe başladı. Bir tanınmış bir kreş işte belli sistemlere göre veriyor. Avrupa'yı bir kreş diye söyleyelim. Çocuğu ilk önce alıyor bir odada. Orada tek başına tutup sonra kalabalık grupların içine göndermeye çalışıyor. Orada birkaç öğretmen o çocuğun başında duruyor. O kadar anormal bir sistem ki. Ama ben bir kreş yöneticisi, öğretmen, psikolog olarak veliyi memnun etmek için bunu yapmam lazım. Çünkü veliler anormal oldu. Benim çocuğum üzülmesin, benim çocuğum ağlamasın, canı sıkılmasın, soğuk görmesin, sıcak görmesin. Aman her şey imkanı olsun. Ellerindeki en lüks telefonlar, en lüks bilmem tabletler. O zaman ne oluyor? Veli, anormal bir veli oluyor bu veli bana göre psikolojik açıdan. Bunu memnun etmek için numaralar yapıyorlar. Yok öyle bir şey sistem. Çocuğa uyumu sağlamalı. Ne kadar geç uyum sağlarsa o kadar problem ortaya çıkıyor. Anladınız mı? Yani koruma da yanlış anlatılıyor. Hani çünkü insanlar para için bunu yapıyorlar. Orada da madde için ben delikanlıya söylüyorum. Almaya gidiyorsun. Aldığı yerde biraz kullanıyormuş. O kullandığı zaman orada, onu kullandığında ya ben burada ne geziyorum, burada ne yapıyorum diye sorguluyor musun? Hayır. Onu alıp tekrar eve geldiğim zaman heyecanla geliyorum diyor evde onu kullanabilmek için. Çünkü orada bir heyecan ve mutluluk yüklüyor ona. Ona göre kendine göre 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 2 saat beynindeki bütün sorunlar silecek. Sorunları çözmeyi bilen kişi. Buna acaba silinmesi duyar mı? Duymaz. Anne baba da çocukların sorun çözmeyi değil de durmadan niye uyumadın, niye yapmadın, neden onu yaptın, niye bunu yaptın. Şimdi anne babalar haklı ama
yaptıkları yöntemleri doğru kullanırlarsa bu sefer sonuçta başarılı anne baba oluyor. Yoksa evet. benim anne babaya hak vermemin bir anlamı yok. Anne baba yetiştirdiği için onlara fazla yüklenmek, onlara fazla sorumluluk yüklemek zorundayız. Gerekiyor. Evet, evet. hocam aslında bu konu belki saatlerce konuşsak evet. az. Bu konuda ama çok önemli. Çok önemli çok ve önemli. Anne babaların da gerçekten ve gençlerin de çok bilinçlenmesi gerekiyor. İnşallah başka programlarımızda tekrar ele alalım diyelim hocam. Ankara'dan bir izleyicimiz var hattımızda, kendisini bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinliyoruz. Buyurun. Bir saniye. Buyurun dinliyoruz. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Estağfurullah. Hocamıza size de iyi günler. Biraz heyecanım vardı, o yüzden kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Estağfurullah. Biz sizi dinliyoruz. Benim üniversite öğrencisi bir kızım var. 24 yaşında. Hı hı. Yüksek lisans yapıyor bu sene, birinci senesi lisansta. Evet. Mühendislik bitirdi. Şimdi şey yapıyor. Uykudan önce diyeyim sana, uyurken veya uykudan önce uyandıklarında geçen yıl daha doğrusu başladı. Ben tam şimdi cümleyi kuramayacağım heyecandan. Bir şeyler gördüğünü böyle. Gözünü açtığında yeşil yeşil gözlü birisinin kendine ters ters baktığını bir adamın. Daha sonra küçük bir kız olarak gördüğünü, birkaç gün içinde tekrar sarışın bir adam olarak gördüğünü söyledi. Bir de kendisini daha sonra, biraz aradan bir zaman geçtikten sonra, bu arada psikoloğa gitti. Hatta kendim deli mi oluyor mu acaba diye korkmuş çocuk. Kimseye de diyememiş. Psikoloğa gitmiş, bize de söylemedi. Ayrı yerdeyiz biz tabii ki okuduğu için. Ondan sonra demiş, bu hoca anlatmış işte, sonra böyle böyle bir şey yok, korkma, şöyle böyle anlatmış. Hocam daha iyi bilsin, bilir onları. Sonra dedi, beni de yönlendiriyor dedi, benimle konuşmaya başladı dedi, gördüğü şahsın. Yani istem dışı beni bir yere git, sen hani şuraya git, buraya git. Ben de istem dışı gidiyorum dedi, istemiyorum, gitmek istemediğim halde mesela kantine gidiyorum. Ama orada böyle içime bir sıkıntı giriyor, bunaltı giriyor, ağlamaya başlıyorum dedi. Annem sıkıra sıkıra ağlıyorum ondan sonra, ben buraya niye geldim diye dedi. Daha sonra bu ilaçları içtikten sonra biraz şey yaptı, rahatladı. Hocam dedi, ilacın ismini vermeyin. Başı F, sonu C ile başlayan 20 milimlik bir ilaç kullanıyor. Biraz rahatladı ilaçlardan sonra. Buraya geldi, tabii tatilden sonra bir de ailenin yanına gelme etkisi de oldu, biraz daha rahatladı. Hiç görmediğini söyledi. Bir keresinde tek buraya geldikten sonra köye gittik. Orada kapıda bir asker olarak, bir askerin beklediğini gördüğünü söyledi. Şimdi ilacı bir, son bir haftadır da ilacı bıraktı. Bir haftadır da, biraz uzun oldu ama, ilacı bıraktı. İlacı bıraktıktan sonra acaba ne gibi bir şeyler olacak ben de diye kendini denemek amacıyla bıraktı. Geçen işte iki gün önce, ben sizi dün aramıştım zaten. İki gün önce aynanın önünden bir anne böyle uyanınca diyor, sanki diyor, bir karaltı geçti. İnsan kafası gölgesi gibi bir şey gibi, gözümü tekrar açtım gene gördüm diyor. Bir de sandalyede oturan bir adam vardı diyor. Orada da Kur'an-ı Kerimler var tam söylediği yerde de. Ben dedim hani kızım dedim, cinler falan diye böyle birkaç kişiye sordum, böyle bir söylenti var. O dedim öyle bir şey olsa Kur'an-ı Kerimlerin yanında zaten göremezsin. Gölgedir, şöyledir, böyledir, hani ben onun yansımadır gibi şey yaptım, korkmasın diye. Biraz rahatsızlandı. İçine kapanık bir yapıya sahip çocukluğundan beri. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Kızımız başka bir şehirde okuyor değil mi? Evet, evet hocam. Peki kaç yıl kaldı orada? 6 yıl. 2 yıl bir bölüm okudu. Sonra 4 yıl başka bir bölüm okudu. Tamam. Şu anda da lisansa gidiyor. Ben tamam, yüksek lisansı da başka şehirde mi yapıyor? Hayır, aynı okuduğu yerde yapıyor tekrar. Yani ama başka şehirde değil mi? Tabii tabii, başka şehirde. Peki, tamam. Peki erkek arkadaşı var mı? Var gibi hocam. Tamam, anladım. Peki kızımız orada bir yurtta mı kaldı, evde mi kaldı? Yurtta kaldı, devlet yurdunda. Şimdi psikologla görüştüğünde aslında bunun detayına inmek lazım. Şimdi kızımızın size söylemediği bir durum var. Bu durumu evet, size söyleyemez. Siz nerede arıyorsunuz bizi? Ben Ankara'dan arıyorum. Ankara'dan arıyorsunuz. Kızımızı görmek lazım. Çünkü hanımefendi çok kaygılı bir hanımefendi. Siz evet. kaygılandığınız için kızını size söyleyemez. Onun içinde büyüttüğü bir durum var. Bunu yansıtma yapıyor. İlaçla da tedavi olmaz bu durum.
Çünkü evet, ilacı hocam. Aldığında, yani şöyle düşünelim, karnı ağrıyor. Aldığı ilaç karın ağrısını kesmiyor. Bir durumu var, korkacağınız bir durum değil ama onu kaygılandıracak bir durum var. Aynen hocam, sözünüzü kesiyorum, çok özür dilerim. Karnım ağrıyor dedi, geçen böyle bir rahatsızlandı, biz acile gittik. Bir iki saat içinde geçti. Tamam, tamam. Şimdi kızınızı bir başka şehre göndermeyin. Sizin yanınızda kalsın. Yüksek lisansa gidince beraber gidin. Yani sınav... işte imkan yok, gitme imkanımız yok. İşte gitmesini ben çok istedim ama gitme diye yapacağım diyor. İllaki zorla. Beraber gidin, yalnız bırakmayın. Beraber gidin. Siz de onunla beraber gidin, orada kalın onun süresi içinde. Ne kadar kalıyor orada? Şimdi 2 yıl kalacak. 2 yıl. Kalacak ama yüksek orada. Lisans için o kadar kalınmaz ki. Haftada bir dersleri vardır, gider gelir. Valla bilmiyorum hocam. Yani 1 yıl dedi. Şehir olarak dedi. Sorabilir miyim, hangi şehir? Bartın. Ya çok yakın. Anladım. Şimdi tamam, cevap verelim. Yeter hocam. Cevap verelim biz. Evet, hayırlı günler diliyoruz size. Hocamızın yorumlarını, değerlendirmelerini almayalım. Ben telefondan dinleme imkanım var mı hocam? Televizyon yok bulunduğum yerde de şu anda. Arkadaşlarımız telefondan sizi dinletmeye devam etsinler. Tamam, telefondan bizi dinlemeye ederim. Devam edin hocamızı. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Hayırlı günler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet. Şimdi bir, geçmişte bir şey yaşamış ama bunu aileye söylediği zaman ailenin tedirgin olacağı bir nokta. Çok öyle tedirgin olacakları bir durum değil ama yani olabilir ki arkadaşıyla ilgili bir problem yaşamış olabilir. Orada yanlış bir şey yapmış olabilir. Sınıfta kalmış olabilir. Yani okul dönemini uzatmış olabilir. Birçok nokta olmuş olabilir. Kendinin aşamadığı, ona göre büyük ama duyulduğu zaman sıkıntı olacağı için kendi içine dönük yaşadığından dolayı kendine bir dünya oluşturmuş. Onun için birincisi bu dünyayı açıp içinde kendini korkutan ve kendine sığınmasını sağlayan nokta ne, ona bakmak lazım. Yani dışarıda gök gürültüsü olduğunda bir yere sığınma ihtiyacı hissederiz. Evet. Ama sadece sizin için bir gök gürültüsü olmaz. Ama bir şey yaşayıp sığınıyorsanız siz içinize bir şey hissediyorsunuz demektir. Bu kızımıza bir problem var. Kesinlikle yalnız bırakmamalı aile. Yani mümkün olsa da görmek lazım aslında. Şimdi bu tür durumlar hocam farklı şekillerde yorumlanabiliyor. İşte bir takım varlıklar vesaire değil, bağlanabiliyor. Değil, ama değil. Bir nevi aklın ve duyguların bir oyunu gibi mi bakmalıyız? Tabii tabii. Yok, çünkü geleneksel yaklaşımlar direkt oraya yönlendiriyor. Tabii mutlaka bizim. Şey demişlerdir, hocaya götürmek. O da olur. Yani dua bizim için çok önemli. Bütün varlıklar var, bunları biliyoruz. Tabii, o tabii. Varlıklardan korunmak gerekiyor. Yani buna iman ediyoruz, tabii inanıyoruz ki. Ve bunları uyguluyoruz zaten. Ben terapilerimde de uyguluyorum bunu. Ama buradaki kızımızın noktası o değil. O ara ara ilaç bunu kesmezdi. Yani orada kendi bir şeye güvendiği için o bitti. Güven duygusu ilaç bırakıldıktan sonra tekrar görmeye başlıyor ve ailenin de dikkatini başka yere çekiyor. Bilinçli yapmıyor bunu belki kızımız ama burada yaşadığı bir travma var. O travma açıklanırsa tehlikeli ama bir şekilde içindeki sıkıntıları atabilmek veya korkudan kurtulabilmek için ailenin güvenini yanına alarak o hayatı devam ettirmeye çalışıyor. Kesinlikle Bartın çok yakın. Yüksek lisans dersleri haftada 1-2 gün olur, yani çok fazla olmaz. Anne mümkün olduğu kadar yanında bulunsun ya da gidip gelsinler. Ya da hiç önemli değil, yüksek lisansı buraya başka bir üniversiteye geçirerek değiştirsinler. Tabii. Sakın orada bırakmasınlar. Neyse problem artabilir. Ama Ankara'da ise mutlaka bir görmek lazım ki burayı tedavi etmek için. Yalnız benim bu konuşmamdan sonra kızına gidip de işte Özgün Hanım bir kötü bir şey var, hani bundan dolayı derse yanlış bir şey olur. Evet. Onların sormayacağı ama bir uzmanın soracağı, içinde büyüttüğü bir durum. Yani bir çocuk farz edelim ki kopya çekmiş. Bu eğer onun için büyük bir suçluluksa bunu büyütür, büyütür, gece hayaller bile görebilir. Gece korkuyla da uyanabilir. O yüzden de içinde büyütülmüş bir durum var. Bu çok güvenileceği biriyle konuşulup bu olaya ciddiyet yüklenir mi yüklenmez mi bakmak lazım. Mesela bir erkek arkadaşı varsa terk etmiş olabilir. Ona veya işte farklı bir düşüncesini, sevgisini söylememiş olabilir. Gelecekle ilgili kaygıları olabilir, korkuları olabilir. Korku ve kaygıya dayalı bir travma yaşıyor. Psikolojik kökenli, güvene ihtiyacı var. Hem ailenin yanında olmasına ihtiyacı var. Hem de içindeki bu duyguların bir uzman tarafından boşaltılmasına ihtiyacı var. Evet, burada hocam ciddiyet yüklenir mi yüklenmez mi bir bakmak gerekir gibi bir cümle kullandınız. Bu aslında hepimizin düştüğü durumlardan bir tanesi. Bazen bir şey yaşıyoruz.
çok kafaya takıyoruz ve karşımızdaki kişi diyor ki ya buna mı takıldın bu kadar? Çünkü karşıdaki için aslında çok küçük ama bizim için belki çok büyük bir şey. Yani burada o ciddiyet meselesi bizim ona önem vermemiz, dünyamızda büyütmemiz tabii, tabii, ilgili. Hem odur. Mesela benim oğlum bir araba kazası yapmıştı. Kazada gördük işte kendisi sağlıklı. Ay, çok şükür sana bir şey olmamış. Ama başka bir zaman arabaya kızıyorsunuz, kazaya kızıyorsunuz. Yani çocuk biliyor ki bana çok kızacaklar. Yani ya da işte çok büyük bir zarar verdim. O zarar onun gözünde o kadar büyük ki kendi canını ikinci planda düşünüyor. Halbuki biz bir zararı konuşurken canıyla kıyaslanmayacak kadar hani canı tabii çok kıymetli. Ama biz çocuğa bak zayıf alırsan döverim seni, öldürürüm seni ya da bu olmaz, sakın duymayın, beni rezil edersin dediğimiz zaman biz onu söylediğimizdeki sözle çocuğun algısı farklı. Yani farz edelim ki bir erkek arkadaşıyla olmaması gereken bir yakınlaşma yaşadı birisi. Bir zarar gördü farz edelim. Olmaması gerek ama bu hayatın sonu değildir. Farz edelim ki bir yanlış bir nokta var. Bunu içinde benim hayatım karardı, büyüttü, büyüterek ya da farz edelim ki okulda, üniversitede 2 yıl üst üste kaldı ama aileye söyleyemiyor bu noktayı. Aslında aile için bu önemli ama onun ruh sağlığı kadar önemli bir durum değil. Evet. Ama ne zaman ki çocuk bunu yaşadığında, bir sıkıntı çektiğinde, bakın örnek gibi, aile bu sıkıntıyı fark ediyor. Bu sıkıntıya yoğunlaşınca açığa çıktı. Ben aslında okulumu bitiremedim. Kızım canın sağ olsun, hiç önemli değil. Evet. Ama ruh sağlığı problem olmadan anne ben okulumu bitiremedim dedim ve kıyamet koparacağız. Doğru. O yüzden çocuk ruh sağlığı bozuk bir durum yaşadığında anne baba çocuğun bu halini görünce senden kıymetli bir şey yok diye sarılıyor. Çocuk da bu modeli kullanıyor. Bilinçli kullanmıyor. Aslında bu şekilde kullanıyor. Evet. Onun için de bizim hayata yüklediğimiz anlamlar aslında bize eğitim veren kişilerin bizi yönlendirmeleriyle alakalı bir nokta. Evet. Şimdi hocam bu sezonki programımızı yetişkinler temelinde aslında daha fazla ele alıyoruz. Evet, evet. Daha çok yetişkin problemlerini konuşuyoruz. Evet. Fakat ben şunu gözlemliyorum. Geçtiğimiz sezonlardaki çocuk odaklı programlarımızda da hep anne babaların davranışlarının ne kadar önemli evet olduğunu konuştuk. Belki 18 yaş altını konuştuk o programlarımızda. Şu an yetişkinleri konuşuyoruz. Sorularımız da hep o yönde. Ama yine mesele anne babaların nasıl bir zemin oluşturduklarıyla, nasıl bir temel attıklarıyla alakalı. Bu çok ilginç. Çok önemli. Hep şunu evet söyledik önceki evet sezonlarda. Çocuklukta yapılan hatalar yetişkinliğe yansır. Belki yetişkinlikteki yansımalarını bu sezonda da görmeye görüyoruz başladık. Çok evet ilginç gerçekten. Evet. Siz kaç yaşında olursanız olun anne babanıza karşı sorumluluklarınız, anne babanın sizden bekledikleri, toplumsal baskı, toplumun beklentileri sizi hep bir yük yüklüyor veya sizin hayatınızda o noktada daha hassas olmanıza neden oluyor. Siz 50 yaşına da gelseniz yanlış bir şey yapsanız anne babanızdan korkarsınız o çocuklukta evet aldığınızda. Ya da derler ki Ahmet'in kızı Ayşe bunu yaptı derler. Ayşe Hanım bunu yaptı demezler. O yüzden de anne babalık her zaman çok önemlidir ama çocukluktaki anne babalık %100 önemlidir. Yetişkinlikte de problemlerle karşılaştığımızda çözüm anlamında anne babalık önemlidir. 0-11, 11-21 yaş döneminde yetiştirmek anlamında önemlidir. 21'den sonra da çözüm anlamında anne baba önemlidir. O yüzden de anne babalığı bütün ömre yayıyoruz. Doğru. Ama anne babanın hangi yönde daha fonksiyonel oluyor, etkisini hangi alanda olduğunu da bu şekilde sınırlandırıyoruz. Evet. Hocam hattımızda bir izleyicimiz tamam var ama bir de Facebook sorumuz var. Öncelikle onu değerlendirmek tamam isterim. Enes Selim İrez bize ulaştı. Kendisi bir öğrenci, 9. sınıf öğrencisi ve şöyle diyor. Derslerimde başarılı olamayacağıma dair korkum var. Ne yapmalıyım? Evet şimdi. Ve lise sınavından bahsetmiş. Liseye bu sene başlamış Enes muhtemelen. 400 küsür puan aldığından da bahsetmiş ki çok da düşük bir puan değil. Ortalamaya göre iyi bir puan. O size göre. Muhtemelen. Ama eve göre acaba nasıl? Ama acaba evet, eve göre çok nasıl? Çok ilginç bir böyle bir soru sormuş tabii bize. Şimdi eve göre 400 puan nedir? Çocuğa göre nedir? Biz senden çok şey bekliyorduk. Yani sen mutlaka şu okula girersin diye bekliyorduk. Biraz önce dediğim noktaya geliyoruz yine. Yani okulunu bitirmesi gerekiyor. Bitiremediğinde net konuşamıyor o noktada çocuk. Ama bir problem varsa kaynağını anne bilse de bilmese de çocuğuna sahip çıkıyor. Şimdi 400 puan alan çocuğu gördük. Bu sonuç. Anne babaların şöyle demesi lazım. Olsun, çok güzel oldu. Önemli olan nokta bu. Buraya da geldin. Bundan sonrası için neler yapmalıyız demesi gerekiyor. Ama Enes'e mutlaka şöyle söylüyorlardı. Bak çalışmadın aynı oradaki gibi. Bu kadar puanı aldın. Şimdi de yine aynı noktaya olacak. Kim bilir üniversitede neler yapıyoruz. Yani çizdiğimiz yol aslında bir başarısızlık.
Çocuklarda şu var. Çocuklar ders yapması gerektiğini, televizyonun sınırlaması gerektiğini, bilgisayarı sınırlaması gerektiğini bilirler. Evet. Ama bunu nasıl yapması gerektiğini bilmezler. Bir yemek tarifi düşünelim. İçine baktığımızda ya bunda fasulye, pirinç, fasulye, et, soğan, salça, yağ var. Bunu biliyoruz. Ama kimi nasıl koyduk onu bilmiyor yapacak kişi o noktada. Çocuklara o yüzden anne babanın 9. sınıfa giden çocuğu için yorumdan vazgeçmesi birinci önceliğimiz. Çocuk ne yapacak? Okuldan geldikten sonra mutlaka bütün öğrencilerimiz bunu dinlesin. Okuldan geldikten sonra bir saat dinlenme hakkımız var. Bu delikanlı 9. sınıfa giden delikanlı saat 11'de yatamaz. 10.30'da en geç uyumuş olması gerekir. 12'de oturamaz. Beni dinleyenler diyorlar ki biz 1'e kadar oturuyoruz, ders çalışıyoruz. Bunların hepsi lüzumsuz işler. Mutlaka en geç 10.30'da uyuyacak ama ödevim yetişmiyor filan. Akşamleyin 6'da gelse, 7'ye kadar dinlense, 2 saat ders çalışsa, 2 saat her derse 30 dakika çalışsa 4 tane ders çalışmış olur. Bir derse 30 dakika çalışsa zirve yapar. Doğru. Bilgide. Hafta sonu her derse yarım saat zaman ayırsa 5 tane dersi olsa yine 1,5 saate, 2,5 saate eder. Yani burada plan koyması lazım. Aynı okul gibi. Ben planı sevmem. Masada oturmayı sevmem. Ama okulda yapıyorsun bunu. Doğru. Ben programlı şeyden hoşuma gitmiyor. Canım isteyince çalışıyorum, canım istemeyince çalışmıyorum. Eğitim hayatı can isteğine bağlı değildir. Bizim görevimizdi ve sorumluluğumuzdur. Bu delikanlı şöyle diyecek. Benim günlük 4 tane çeşit dersim var. Okulda 8 saatlik dersin içinde 2 saat matematik görüyorum. 1 saat kimya farz edelim. 2 saat İngilizce, 1 saat Türkçe görüyorum. 4 tane çeşit dersim var. Her gün bu derse ben mutlaka en az 30 dakika zaman ayırmam lazım. 4-3 ne kadar etti? 120. 2 de saat etti. 30 dakika çalıştı. Çok sıkıldıysa 5 dakika mola, tekrar 30 dakika. Bunu yapacak. Mutlaka eve geldiğinde tekrar dediğimiz tekrar göz atmadır. Çalışma değildir. Konuya hazırlıklı gitmeden olmaz. Mutlaka ödevlerini yapmak, ders çalışmak değildir. Öğretmen ödev vermedi ama oradaki konular duruyor. Yani şunu düşünmesi lazım. Bu bilgiler bana ilerideki meslek hayatım için lazım olacak. Annemi babamı konuşturmanın bir anlamı yok. Ama televizyonda seyretsin, bilgisayarda ihtiyacı varsa onları da yapsın. Ama bilgisayara gitti FaceTime arkadaşlarıyla... 2 saat önce görüştüler arkadaşla. Evet. Sen nerede gittin geldin gibi gerek iki sözcükteki cümleler, şeyler kurmasınlar, konuşmalar yapmasınlar. Evet. Bu şekilde olursa cep telefonunda ders çalışırken şu annelerin aslında hiç paraları olmayıp ama en lüks cep telefonları internet ağırlıklı. Neden lazım salıp da yan köşelerine koyup sonradan da benim oğlum telefonu niye bırakmıyor demeyecek şekilde anne baba istiyoruz. O da yanında olmamak şartıyla başarı gelir. Evet, inşallah. Aslında çok formül her öğrenci her için öğrenci geçerli. Gayet geçerli formüller hocam. Hemen Diyarbakır'a dönelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Alo, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen dinleyelim sizi, buyurunuz. Ben 1,5 yıldır evliyim, 25 yaşındayım. Eşimle 5 aylık da bir bebeğim var. Eşimle evlenmeden önce 4 yıl konuştuk. Ben kendim başka bir memleketteydim ve sürekli aşırının da üzerinde bir ilgisi vardı. Evlendikten sonra günde 2 kere üst üste aradığım zaman artık yeter çok arıyorsun diyor sürekli. Sürekli dışarıda. Mesela ben bu Diyarbakır'dayım. Burada hiçbir akrabam olmadığı halde beni gene de evde yalnız bırakıyor. Ve bundan da beni suçlu tutuyor. Diyor sen beni eve diyor bağlamaya çalışıyorsun ve benim psikolojimi bozuyorsun diyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum artık. Asıl benim psikolojim bozuldu ama bunu anlatamıyorum. Ne yapmam gerekir? Evet. Hocam var mıdır? Yani doğum yaptığım haftası bile hep dışarıdaydı. İçeriye sokmaya çalışıyorum diyor, sen çok baskı kuruyorsun üzerimde. Peki. Hemen hocamıza danışalım. Size kolaylıklar diliyoruz. Evladınızı da öpüyoruz buradan. Allah bağışlasın diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Ah bu kızlar, ah bu kızlar diyeyim ben. İki oğlan annesi olarak. 4 yıl ne konuşmuşlar onu merak ediyorum. İlk önce 4 yıl konuşmuşlar uzun bir süre. Evet. Buradaki nokta şu. Aslında... Ve bir davranış farklılığı gözlemlemiş hanımefendi. Evet, yani o 4 yıllık konuşma sürecinde, flört olarak ifade ettiğimiz süreçte büyük bir ilgi görmüş. Fakat evlendikten sonra
tam bir ilgisizliğe dönüşmüş. Şimdi, bu değişimden de başlayabiliriz aslında hocam. Niye böyle oluyor? Tabii. Çok yaygın çünkü. Şimdi şöyle bir nokta var. Aslında kızlar bunu çok iyi anlamaları gerekir. 4 yıl boyunca siz eğer dışarıda görüşüyorsanız ne yapıyorsunuz? Telefonla yüzde 1 saat, 2 saat, 3 saat bir görüşmeniz oluyor. Evet. Ama artık evlendikten sonra akşam aynı yatağı paylaşıyorsunuz. Akşam bir eviniz var, sabah görüşüyorsunuz, akşam görüşüyorsunuz. Önceden dışarıda görüştüğünüz saatlerle beyefendiyle akşam aynı evde bulunduğunuz saatleri karşılaştığınızda aslında eşit oluyor o noktada. Hmm. Erkekler evlilik hayatının içine girdiklerinde, burada bilgi eksikliği var. Erkekler evlendiklerinde akşamleyin eve gelmeleri, aynı yatağı paylaşmaları, sabah kahvaltı yapmaları ya da evin içinde eşiyle beraber yan yana değil, aynı mekanda zaman geçirmeleri erkek için yeterli. Hmm. Erkek bunu istiyor. Kadınsa hala bir flört dönemi gibi ilgi ve alaka istiyor. Şimdi günde iki kere bir erkeği arıyorsa kıyamet kopar. Neden? Çünkü o erkeğin işi var. Ama bu işi yok muydu önceden? Önceden kız arkadaşı arıyordu. Ama şimdi eşi arıyor. Hmm. Neden eşi arar? Evdeyiz. Akşam gelince bana söyle ne söylemek bir istiyorsa. Bir müdahale, bir kontrol gibi mi? Tabii erkekler bunu öyle algılıyorlar. Şimdi kızımızın da 5 aylık bebeği var. Kendine de başka bir şehirde olduğu için de yetemiyor. Hmm. Burada başka hiç kimsem yok dediğinde bir kimse olsa bile aynı problem olacaktır. Hmm. Kızımız şunu düşünmeli. İlk önce düşünceyi düzeltmemiz lazım. Ben eşimi nasıl kafamda planladım? Nasıl bir evlilik istiyorum? Akşam eve geliyorsa, sabahleyin beraber kahvaltı edip görüşüp yolcu ediyorsa, akşam eve geldiğinde oturup sohbet etme imkanları varsa veya çocuğuyla ilgilenme konusunda ondan destek istiyorsa, maddi ihtiyaçları karşılıyorsa, hafta sonu zamanlarında beraber zaman geçirecek bir şeyler yapıyorsa bu yeterli olmalı. Beklenti çok fazla. Şimdi kadınlar duygusal. Arıyor onunla, sohbet et diyor farz edeyim. Erkek işte. İşle meşgul de sohbet edecek. Çünkü artık o özlem bitmiyor. Aslında sevgi bitmiyor da özlem gibi kalktı ortadan. Yani sevdiğiniz biri yanınızda olunca bir problem yok. Kızımızın canı sıkılıyor veya eşinin sesini duymak istiyor. Bağımlılık haline getiriyor. Bakın eve bağlamak. Hani çocuk bir haftalıkken de. Halbuki bir haftalıkken evde durmasının bir anlamı yok. Ama ihtiyacı varsa durmalı. İhtiyaç dediğimiz ruhsal ihtiyaçtan bahsetmiyorum. Yani orada çocukla ilgili olabilir ya da işte hanımefendinin uykusu gerekir de çocuğu onun tutması gerekebilir bu noktada. Erkeğin böyle bir kadının ihtiyacı olduğunun farkında değil. O yüzden erkekler dışarıda oldukları için ve evlendikleri zaman da evde zamanı gün içinde akşam vakitlerinde geçirmekle alakalı sınırlandırdıkları için kızların bu taleplerini ihtiyaç dışı görüp bunalıyorlar ve bu tür evlilikler sonra Allah korusun boşanmaya gidiyor. Çünkü erkek şöyle düşünüyor, beni boğuyor artık, bunu bir kadın ihtiyacı olarak algılamıyor, beni bunalttı, öfkelendiriyor, ben seni nasıl mutlu edeceğim anlamıyorum diyor. Çünkü kadın şöyle diyor, senle mutlu oluyorum ben, senin için buraya geldim. Halbuki hani yine biraz önce konuştuk ya, anlam yüklemek, halbuki bebeğiyle uğraşacak, gerçekten kendini yetemediği bir durum varsa eşini arayacak ama akşam acaba bunu akşam söylesem olur mu diye düşünecek. Kadın da şöyle zannediyor, artık beni eskisi gibi arayıp sevmediği için belki zaman ayırmadığı için beni sevmiyor. Sahiplendi, elde etti, artık unuttu gibi düşünüyor. Hayır, evlilik amacıyla değil miydi bu beraberlik? Evlendik, o zaman aynı evdeyiz. Aynı evde durmadan birbirimizi sevmeyi söylemenin bir anlamı yok ki. Aynı çocukla bebekleri bebekken severiz, kucağımıza alır öperiz ama 20 yaşındaki delikanlıyı öpersiniz ama kucağınıza oturtmazsınız. Artık sevginin davranışsal yönü değişmiştir. O yüzden de hanımefendi şuna baksın, artık evlilikte olması gereken o sevginin başka boyutta tezahür ettiği yöntemin içine girmiş miyim? Yoksa ben hala bir flört gibi ilgi ve alakamı bekliyorum. Bir de bebek dünyaya geldikten sonra erkekler kendilerini yalnız hisseder. Eşlerinden yani kadınlardan daha çok ilgi beklerler. O yüzden kadın belki ilgiyi ben senden sevgi bekliyorum diye değil de onunla ilgileniyormuş modeline soktuğu zaman erkek otomatikman eve döner. Evet. Buna dikkat etmesi lazım. Burada hocam izleyicilerimizden bazıları da şöyle diyebilirler. Hemen ben onların da belki düşüncelerini dile getirmek isterim. Şimdi biz burada hep hanımlara bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama şimdi hanımlar da diyor ki ya erkekler de hiç mi ilgi göstermeyecek, hiç mi güzel söz söylemeyecek, onların da çaba sarf etmesi gerekmiyor mu? Bir de erkek tarafından bakarsak neler söylersiniz? Şimdi hamile bir kadın doktora gittiğinde beyefendi dışarıda bekler, içeride doktorla meşgul olan hanımefendidir. Bebek dünyaya
dünyaya geldiğinde erkek dışarıda bekler, içeride hanımefendi meşguldür. Evet. Çocuk ağlar, aynı evdesiniz, getirir kadına verirler. Evet. Şimdi bu kötü bir şey değil, bu çok normal bir nokta. Ama hep biz şunu karıştırıyoruz, benim derdim şu, benim derdim no, şu, bunun içinde su var. Hı hı. Ben bundan çay beklersem, yani ya aklımı doğru fark edemiyorum, bunun içinde su, bu çayım ayırt edemiyorum. Bekle bekle, bundan çay yani oluşmaz. Karşılıksız bir beklenti oldu. Tabii, o zaman da ne olur? Hayal kırıklığı yaşarım. Ben de istiyorum ki bu bardağı boşaltın, içine çayı nasıl doldurabiliriz? Yani aslında kadınlara ve annelere yönelik, erkeği daha mutlu etme değil, sizin kendinizi mutlu edebilmek için, huzurlu bir evlilik ve huzurlu bir hayat için nasıl bir yön belirlemeniz gerekiyor, ona bakıyoruz. Nasıl ki bir bebeği hanımefendi gece uyanıyordur, emziriyordur, gündüz onunla ilgileniyordur, bebek için programladı kendini. Biz erkek için programlayalım demiyorum. Ama erkekten beklediğimiz formatın dışına başka bir şey beklediğimizde sıkıntı çıkıyor. Yoksa kadının görevi belki iş yapmak değil, belki kadının görevi yemek yapmak değil, erkek bu ihtiyaçları başka şekilde karşılaması gerekiyor. Ama kadın evde oturduğunda bu bir aşk değil. Yani ikimiz beraber elle oturup sinema filmi seyredelim evde. Bu bir aşk değil. Bu lüzumsuz bir iş. Hı-hı. Ama aynı yerde oturup çocuğunuzu konuşabilirsiniz. Veya dışarıda bir yemeğe çıkabilirsiniz. Gider bir sinemada film izleyebilirsiniz. Oturup siyasi bir tartışma yapabilirsiniz. Bir kitabı beraber okuyup yorumlayabilirsiniz. Artık yani evliliklerin ya da kadınların beklentilerini sadece romantizm üzerine oturtmak da saçma sapan geliyor bana. Yani kadın neden bir bilimsel kitabı okuyup da tartışmasın eşiyle beraber? Futbolu da tartışsın o noktada. Yani ben oturayım da dizi izleyeyim, eşimle el ele bir romantizm için, bunun bir gerçeklikle yani alakası yok. Yani bir evlilik hayatı dediğimiz şey bu değil ki. O zaman aslında hayatı paylaşmak olarak belki bakmamız evet, lazım. Tabii. Günlük hayatı en güzel şekilde organize edebilmek için belki yardımlaşmak olarak bakmamız lazım. Ama o dediğiniz gibi romantik beklentiler, o aşkın gerçeküstü hallerini devamlı beklemek, hayatlar, dizilerdeki hayatları tabii, beklemek, tabii, belki onlardan da etkileniyoruz. Tabii, bu sefer net, çok ciddi bir kırılma tabii oluyor. Çünkü hiç romantik bir ortam değil bir yani. Şunu biliyorsun, yani her şey kadına sunulduğu için, yani kadını mutlu etmek anlamında. Hı-hı. Ben terapilerde şunu görüyorum. Farsın bir beyefendi 7-6 gün çalışıyor, bir pazarı var değil mi? Evet. Şimdi pazar günü beyefendinin babalık ve eşlik görevi devreye girecek. O gün sabah erken kalkacak, işte kahvaltı hazırlayacak, çocukları hanım alıp gezdirecek. Ben şundan yana değilim. Kadınlar olarak da beni eşim gezdirsin, beni mutlu etsin, böyle bir derdim olmamalı. Ben kendimi gezdirebilen, kendimi mutlu eden bir kadın olmalıyım. Yani ya karşımdaki beyefendi olmadan ben mutlu olamayacak mıyım? O zaman ki kendinize yetmeyen aslında... o zaman ezilmiş bir kadın ya da değersiz bir kadın oluyorsunuz. Ama eşiniz hafta sonu biraz daha uyudu. Kalktıktan sonra yapacağınız bir program varsa olur. Ama hafta içinde siz evliliğinizin bütün imkanlarını kullanarak kendinizi mutlu edecek veya değerli kılacak faaliyetlerde bulunun. Ya da hafta sonu eşinize söyleyin, çocuğu o götürsün spora, farz edelim. Ya da hafta sonu beraber temizliği yapın belki istiyorsanız eğer doktora. Yani burada bir pazarımız var, onu da bize ayır. Ben seni bekliyorum dediğiniz zaman bu kadını ben yetersiz görüyorum. Ben filmlerde ağlayan kadınlardan çok hoşlanmam. Kadın ağlamaz ki. Kadın güçlü bir varlıktır. Niye ağlasın kadın? Evet. O yüzden de erkeğin karşısında güçsüz olup ben seni bekliyorum, sen bana telefonla cevap vermediği zaman, benim günüm perişan olduğu dediği zaman bu zayıf kimlik olan kadını erkek doyuramaz. Çünkü erkek de güçlü bir kimliğe alışkındır. Bunu sunmamız lazım aslında. Evet, çok ilginç bakış açıları evet aslında hocam. Süremiz çok azaldı. Evet. Sırada bekleyen izleyicilerimiz eyvah de var telefonda ama inşallah bir dahaki programımızda i̇nşallah diyelim hocam. Burada son dakikalarımız da şu konuyla aslında ben değerlendirerek geçirmek istiyorum. Telefonumuzu kapattıktan hemen sonra acaba izleyicimiz 4 yıl ne konuştu dediniz. Evet. Evlilik öncesindeki o flört döneminden bahsettiniz. Şimdi bu çok ciddi bir durum aslında. Buna bakış açıları insanların farklı duruşlarına göre, pozisyonlarına göre değişim de gösterebiliyor. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Çünkü özellikle üniversite öğrencileri arasında işte uzun süre görüşüp sonra evlilik durumları olabiliyor. Bazen çok büyük hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Doğrusu nedir? Psikolojik açıdan, insanın duygu dünyası açısından daha sağlıklı olan süreç nasıl burada olmalı? Burada yine kadınların kendilerine zarar verdiğini düşünüyorum. Çünkü erkekler dürüst varlıklar olabilirler, sevgini, kıymetini bilen varlıklar olabilirler. Biz onları çok sağlıklı, ahlakla yetiştirebiliriz. Ama bir erkeğin bir kız arkadaşından, farz edin 3 yıl flört etti, kız arkadaşından ayrıldıktan sonra erkekte kalan psikolojik duygu birikimi %30 ise kızdaki %130.
O yüzden de kızlarda yıpranma çok fazla. Çünkü kadın kendinden gidenlerle perişan olup hale gelebiliyor. Kendinden gidenler derken duygu haliyle. Yani velev ki sadece işte bir kafede konuşulmuş olsun. Ben duygu anlamında söylüyorum zaten. Yani o sevgi sözcüğü. Çünkü erkeklerin seviyorum sözüyle kadınların seviyorum sözü arasındaki nüans farkı var. Bu şu demek değil, erkeklerin sevgisi değil, asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama kadınlar daha duygusal oldukları için bu işin içini daha çok doldurmak istiyorlar. O yüzden ben gençlere şunu öneriyorum. Lütfen, lütfen arkadaşlıkları, benim tek bakış açım bu. İslami anlamda da buna bakıyorum, bilimsel anlamda da bakıyorum. Benim bakış açım şu, üniversiteyi üniversite arkadaşlığı olarak yaşayın. Flört olarak yaşamayın. Çünkü evlenmeyeceğiniz bir adama, evlenmeyeceğiniz bir kıza emek harcamayın. Okulunuz bitsin, evleneceğiniz zaman da evleneceğiniz kişiye emek harcayın. Ben lisede, liseyi okuyup, lise arkadaşlığı, spor faaliyetleri, belki sosyal faaliyetler, sinemaya gitmek, yemeğe gitmek, grupla bunu yapabilirim. Ama iki kişi lisede, yanımdaki arkadaşım sen benim eşim değilsin ki seninle ben flört edeyim. Bu doğru bir şey değil. Ama evleneceğim zaman geldi, bugün hazırım. Ben onu şöyle söylüyorum. Siz iftar eğer 19.50 ise 19.49'da iftarınızı açamazsınız. Sabahtan da sofrayı hazırlayıp önünde oturup bekleyemezsiniz. Hazırlığımız biz hazır olduğumuz dönemde olmalı. Neye hazırsak onu yaşamalıyız. Evliliğe hazırsanız evlilik yaşayın. Flört diye bir nokta yok. O bizi psikolojik olarak birikim yapar ve yıkar bizi bu noktada. Hocam inşallah bu konuya da başka vesilelerle devam edelim diyelim. Tamam. Yine çok önemli bir konu ve evet, çok da önemli inşallah. Şekilde altını çizdiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığınız ediyorum, için programımıza. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar birlikte i̇nşallah, olacağız inşallah. Hocam. Değerli izleyenler, böylelikle bu haftaki programlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah haftaya pazartesi saat 16'da tekrar karşınızda olacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Değerli hocamla birlikte biz de inşallah çözümler sunmaya gayret göstereceğiz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.